size DJI Mavic Mini satın alınır mı? Ben neden Mavic Mini'yi satın aldım onu anlatacağım. Efendim merhabalar, Sezgin ben. Yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Eğer anlatmayı seven bir adamı dinlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak. Mavic Mini'yi satın aldıktan sonra 2 hafta kadar kutusundan çıkarmaya korktum. Çünkü YouTube mecrasında izlediğim Mavic Mini'm göle düştü, Mavic Mini'm denize düştü, geri gelmeyen drone Mavic Mini, Mavic Mini'yi sattım gibi videolar gerçekten beni etkiledi. Hatta bir ara endişeye kapılıp drone'u iade etmeyi bile düşündüm. Daha sonra bir cesaret ilk uçuşumu yaptım ve şu an sizlerin de şahit olacağınız üzere 5. uçuşumu yapacağım Mavic Mini ile. Benim gibi o videolardan etkilenip Mavic Mini'yi satın almakta tereddüt yaşayanlar için böyle bir video yapmaya karar verdim. Şimdi Mavic Mini'yi bir kaldıralım. Yoldan gelen arabaların ve motosikletlerin gürültüsü, diğer tarafta cırcır böcekleri eşliğinde sizlere Mavic Mini'yi neden satın aldım, Mavic Mini satın alınır mı sorularını cevaplamaya çalışacağım. 1. DJI firmasının ürettiği en yeni model olması. Benim gibi acemiyseniz, sıfır drone almak istiyorsanız alacağım drone DJI firmasına ait olsun ve başlangıç seviyesi uygun fiyatlı bir drone olsun diyorsanız Mavic Mini'den başka bir seçeneğiniz yok maalesef. Mavic Mini 2019 yılının Ekim ayında piyasaya çıktı ve artık Spark'ın yerine üretilen bir model. 2. Servis ve yedek parça konusunda sıkıntı çekmeyeceğimi düşünmem. Bildiğim kadarıyla DJI firması sattığı ürünlerin arkasında duran bir firma. Drone kaza kırıma uğradığında veya yedek parça ihtiyacım olduğunda bunları piyasadan kolayca temin edebileceğimi düşündüğüm için Mavic Mini satın aldım. 3. Teknik donanımının başlangıç seviyesi, giriş seviyesi drone için fazlasıyla iyi olması. Mavic Mini 3 eksenli gimbali, 2.7K 30fps, 1080p 60fps görüntü kalitesiyle benim beklentilerimi fazlasıyla karşılayan bir ürün. 4. Fiyatı. Ben Mavic Mini'yi satın aldığımda fiyatı 2792 TL'ydi. Bu arada hepsi burada.com üzerinden satın aldım. Dolayısıyla başlangıç seviyesinde bu özelliklere sahip başka bir drone yok bildiğim kadarıyla. Bu arada ben Mavic Mini'yi combo paket olarak satın almadım. Çünkü bütçem o kadardı. Ancak şöyle kamerayı buradan çıkarayım. Bakın şu şekilde. Şu şekilde Mavic Mini'yi Xiaomi'nin şöyle net diyelim.
Xiaomi'nin power bankı ile 1 saat 1,5 saat gibi bir sürede şarj etmek mümkün. Yani Mavic Mini power bankla da şarj olan bir drone. İşte bu 4 sebepten dolayı ben Mavic Mini'yi satın aldım. Peki teknik donanım tarafında, teknik özellikleri tarafında neden Mavic Mini satın aldım? Bir de onları anlatayım sizlere. 5. Uçuş süresi. Mavic Mini kağıt üzerinde 30 dakika, pratikte ise yaklaşık 25 dakikalık uçuş süresine sahip. Yani benim gibi acemiyseniz batarya değiştirmekle uğraşmadan drone'la havada denemeler yapmak için gerçekten Mavic Mini fazlasıyla yeterli bir uçuş süresine sahip. 6. Video çözünürlüğü tarafında beklentilerimi karşılaması. Ben Mavic Mini'yi YouTube'a video üretmek ve ailemle yaptığım seyahatlerde hatıra biriktirmek için satın aldım. Dolayısıyla 2.7K 30fps, 1080p 60fps video çözünürlüğü ve 3 eksenli gimbal ile bu tarafta da benim beklentilerimi karşıladı Mavic Mini. 7. Katlanabilir olması. Ben Mavic Mini'yi daha çok bisiklet turlarında kullanacağım. Dolayısıyla bisiklet turlarında her zaman az yer kaplayan ürünler makbuldür. Bu tarafta da Mavic Mini az yer kaplaması ile benim beklentimi karşıladı. 8. 249 gramlık ağırlığı. DJI firması Mavic Mini için Everyday Fly Can Fly As You Are diyor. Yani Mavic Mini taşıması kolay. Çantanızı atıp uçuşa elverişli yerlerde kolayca çantanızdan çıkarıp keyif alarak uçuş yapabileceğiniz güzel bir ürün. Şimdi bir de hızlıca neden Spark almadığımda Mavic Mini aldım onu anlatmak istiyorum sizlere. Bildiğiniz gibi Spark katlanmıyor ancak Mavic Mini katlanıyor. Bu da bisiklet turları için daha az yer kaplaması demektir onun. Spark'ın 1080p 30fps maksimum çözünürlüğü varken Mavic Mini'nin 2.7K 30fps 1080p 60fps çözünürlüğü var. DJI Spark 2 eksenli gimbal'e sahipken Mavic Mini 3 eksenli gimbal'e sahip ve 3 eksenli gimbal'le daha pürüzsüz görüntüler elde etmek mümkün. Spark'ın 12-13 dakika uçuş süresi varken Mavic Mini'nin 25 dakikaya varan uçuş süresi var. İşte bu sebeplerden dolayı ben Spark yerine Mavic Mini almayı tercih ettim. Peki Mavic Mini'nin eksileri yok mu? Tabii ki var. Bir, Wi-Fi ile çalışması. Mavic Mini'yi yoğun yerleşim olan bölgelerde, yani sinyal kirliliğinin olduğu yerlerde uzağa gönderme şansınız yok ki benim de zaten böyle bir beklentim yok. Ben Mavic Mini'yi daha çok doğada bisiklet turlarında kullanmayı planlıyorum. 2, aktif takip özelliğinin olmaması ki bu özellik Spark'ta var. Ancak DJI firmasının bir güncelleme ile veya ücretli üçüncü parti yazılımlarla Mavic Mini'nin aktif takip özelliğinin çalıştırılması da YouTube mecrasında ve forumlarda konuşulmakta. 3. Engel aşma sensörlerinin olmaması. Bu özellik Spark'ta var. Yani Mavic Mini'yi bu şekilde bir ağaca yaklaştırdığınızda veya binalara yaklaştırdığınızda dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü onları algılamıyor. 4. 249 gramlık ağırlığı. 249 gramlık ağırlık taşımak için bir avantaj olsa da rüzgar direnci açısından ne yazık ki dezavantaj. Mavic Mini rüzgarlı havalarda uçururken biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten kaza ve kırımların çoğunun elverişsiz hava koşullarında uçuşta ısrarcı olmaktan kaynaklandığını düşünüyorum ben. Mavic Mini'yi uçurken cep telefonunuzun ekranında kuvvetli rüzgar uyarısı çıktığında veya zayıf sinyal uyarısı çıktığında Mavic Mini'yi güvenli bölgeye almakta yarar var. İşte bu artıları ve eksileriyle ben Mavic Mini'yi satın aldım. Eğer Mavic Air almaya paranız yetmiyorsa Mavic Mini fiyatıyla ve başlangıç seviyesinde bize verdiği teknik donanımıyla kesinlikle alınası bir cihaz. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki hikayede tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. En önemlisi de sağlıkla kalın ve kazasız, kırımsız uçuşlar. Look you.